Hadi, hoşt vizyonsuzlar. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşiyle ilgili mahkeme süreci başladı. Onları ne bekliyor, bu işin sonu nereye çıkacak? Nasıl kurtulacaklar, kısa ve net olarak olacakları anlatacağız. Olayın fitilini fenomen Muhammed Yakut yaktı. En çok kullanılan kara para aklama yöntemi olan mail order sistemiyle nasıl sistemin işlediğini anlatmıştı. Bu işin merkezinde de Dilan Polat olduğunu iddia etmişti. Polat çiftinin inanılmaz lüks yaşamı zaten herkesin dikkatini de çekiyordu. Tabiri caizse görgüsüzlükleri çiftin başına bela oldu. Zaten kamuoyunun ilgisi de bu yana kayınca adli operasyon da tabiri caizse şart oldu. Bak nasıl geldi enerji? Polat çifti aylar önce yaptıkları açıklamada dağ fare doğuracak demişti. Bu açıklamada ısrarla kara para yok, ortada olsa olsa vergi suçu vardır demişlerdi. Ancak haklarında bir MASAK raporu olduğunu da belirtmişlerdi. MASAK vergi suçuyla ilgilenen bir kurum değil. O gün itibariyle yazılan ilk raporda oldukça büyük bir kara para ağından bahsediliyordu. Buna göre tabela şirketleri üzerinden sahte faturalarla 100 milyonlarca lira sisteme sokuluyor, legalize ediliyor. Ancak geçen sürede ne olduysa oldu, Polat çiftinin dağ fare doğuracak dediği noktaya gelindi. Şimdi burası çok önemli. Mahkemeye yeni bir MASAK raporu geldi. Buna göre mevcut yapı bir suç örgütü değil, aile şirketiydi. Satışlar gerçekti, sanal bahis söz konusu bile değildi. Kara para aklamaktan da söz edilemezdi. Konu döndü dolaştı ve olay basit bir evrakta sahtecilikle vergi usulsüzlüğüne indirgendi. Savcılıksa öyle bir soruşturma yürüttü ki hem koca koca iddiaları ardı ardına sıraladı hem de onlarla ilgili gerekli araştırmayı ve delil toplamayı yapmadı. Yani mahkemeye delil yetersizliğinden beraat verilebilecek bir dosya hediye. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. İddianame mahkemeler arasında gidip geldi. Hatta Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı delil yokluğu sebebiyle başsavcılığa iade etti. Başsavcılıksa bu dosyayı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndererek yargılamayı başlattı. İşin aslına bakarsak Asliye Ceza Mahkemesi de aynı gerekçelerle iddianameyi savcılığa geri iade etmesi gerekirdi. Sonuç itibariyle özetlersek Polat çifti aylar süren tartışmaların ardından içi boş bir iddianameyle yargılanacaklar. Hem son MASAK raporu hem de delil yokluğundan Polat çiftinin tereyağından kıl çeker gibi bu olaydan sıyrılacağını söylemek yanlış olmaz. Neredeydin dolarları? Neredeydin dolarları? Burada yiyeceğim. Hadi afiyet olsun. Konuyu biraz açalım. Bir gizli tanık ve bazıları cezaevinde olan 3 tanık var şu an iddianamede. Bu tanıkların ifadeleriyle ilgili teknik bir veri ve delil dosyaya konmamış. Hatta bazı tanıklar Polat çiftini hiç görmemişler bile. Bu kişilerin iddialarına göre Engin Polat'la yasa dışı bahis çeteleri arasında bir ilişki var. Ancak iddianamede bu ilişkiyi kanıtlayacak bir delil yok. Söz gelimi Engin Polat'ın geçmiş tarihte Kıbrıs'a gitmiş olması bu aradaki ilişkiye bir delil olarak gösterilmiş. Ancak aradaki bağlantıya dair para alışverişi, telefon trafiği gibi somut deliller iddianameye konmamış. Hayatın doğal akışına aykırı bir aktiviteyle bu iddialar desteklenmiyor. Dolayısıyla Polat çiftinin yasa dışı bahis şebekeleriyle irtibat ve kara para suçlamalarından beraat etmesi büyük olasılık. Az önce bahsettiğim son MASAK raporu da bununla uyumlu. Tam 3 MASAK raporu geldi öncesinde. Ancak bu sonuncu raporla olaya nokta koyulmuş oldu. Son MASAK raporunda öncekilerin aksine örgütlü bir kara para işinden bahsedilmiyor. Hatta bunun bir aile şirketi olduğu ifade ediliyor. Rapora göre kara paraya ilişkin somut bir delil ortada yok. Tüm satışların gerçek olduğu ifade ediliyor. Milyarlık servette herhangi bir yasa dışılık bulunmadığı ifade ediyor bu son raporda. Güzellik merkezi işleterek ve ürün satarak 3-4 yıl gibi kısa bir sürede böyle milyarlık servet yapılır mı? Bu konu sizin takdirinize kalmış. Bu arada büyük bir yanlışı da düzeltmek lazım. Medyada yazılıp çizildiği gibi Polat çiftine ait son model araçlar polis aracı yapılmadı. Ferrari, Porsche, Mercedes gibi son derece lüks araçlardan oluşan filo aylardır TMSF'nin 7 Emin otoparkında bulunuyor. Bu araçların piyasa değeri 150 ile 200 milyon lira arasında değişiyor. 25 araç var şu anda 7 Emin'de. Medyada yer alan polis aracına çevrilmiş lüks araçlarsa Comanchero çetesine ait yapılan operasyondan sonra ele geçirilen lüks araçlar.
ve bundan sonra ne olacağı gelelim. Polat çifti vergi usulsüzlüğü ve evrakta sahtecilikten suçlu bulunurlarsa, ki rapor ve iddianame bunu gösteriyor, şirketleri bir süre kayyum denetiminde kalabilir. Dilan Polat, son MASAK raporuna göre herhangi bir sorumluluğu olmadığı belirtildiği için bu konularda beraat bile edebilir. Engin Polat ise bu saydığımız suçlamalardan çok fazla büyük bir hapis cezası almayabilir. Zira mevcut suçlamalar yatarı çok fazla olan suçlar değil. Polat çifti içinde bulundukları sistemden tabiri caizse kırmızı kart yedikleri için bir süre göz önüne çıkmazlar. Herkesin konuştuğu milyarlık servetleri ise uzun bir süre milletin gözünün içine sokmazlar. Siz de hakkınızda bir MASAK raporunu değiştirecek kişiyi tanımıyorsanız veya iddianamenizin içini boşaltıp da mahkemeye sunacak bir savcıyla oturup kalkmıyorsanız bu işlerden uzak durun.